Selamun Aleyküm sevgili Abdestli Hoca takipçileri. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte bir oyun inceleyeceğiz. Oyunumuzun ismi Dedektif Ya dediğimiz bir oyun. Trend yoldan aldım. Bir cinayet olayı ve bu olayın bütün dökümanlarının bulunduğu ve bizden çözmemizi istediği bir oyun. Dilerseniz şöyle bir paketi açalım bakalım içinde ne varmış. Şöyle bir zarf şeklinde geliyor. Zarfın üzerinde şöyle e, dedektifi ya Mira. Miray davası diye bir şöyle bir dosya geliyor ve bir olay hissi yaratıyor aslında. Öyle söyleyelim. Bir olay hissi veriyor bizlere. Şöyle bir zarf içinde geliyor. Dilerseniz şöyle zarfı açıp bakalım içinde ne çıkacak. Şöyle zarfı açıyoruz. Şu şekilde zarfımızı Açıyoruz ve bakalım içinde neler çıkacak. Şöyle e, bakalım başka içinde poşet var mı var? Bir şeyler daha var. Şöyle bakalım. Evet. Şöyle bir fotoğraf da bir tane daha var. Şöyle fotoğraf var. Bakalım başka bir şey kaldı mı? Evet başka bir şey yok. Bu hepsi bu kadar. Şöyle bir e, olay zarfı içerisinde geliyor. Biraz daha böyle olay hissi vermek için. Ee, içinde ne çıktı? Şöyle gösterelim. Ee, biraz daha böyle fotoğrafmış gibi gösteriyor ama böyle e, kuşe bir izlenim verilmiş. Bir kağıda basılmış. Bu bir A4 kağıdı. Ee, şöyle bir cinayet fotoğrafı var. işte olay yeriyle ilgili. Ondan sonra e, makdülün masasının üstünde bulunan notun fotoğrafı var ve kendisi var. Şu şekilde bir fotoğraf var. Ve yine Maktul'ün odasında bulunan günlüğü. Günlükten işte iki sayfanın fotoğrafı var. Bu şekilde sanki fotoğraf çekilmiş gibi bir izlenim veriliyor. Şöyle 3 tane fotoğraf var. Şöyle kenara alalım onları. Hoş geldin. Dedektif talimatları buradan takip edebilirsiniz. İşte ipuçları QR koddan buradan çekip alabilirsiniz. Bu arada bütün kağıtlar tahminimce A4 kağıdına basılmış. Çünkü ince. Yani, e, fotokopi kağıdı dediğimiz kağıda basılmış ama renkli basım. Onu da söyleyelim. E, buradan talimatları görüyorsunuz. Şöyle kenara alalım. E, Dedektifi ya gazetesi. işte gazetede çıkan e, olaya konu olan kişinin kişiyle ilgili haber. İşte e, ne olduğu, nasıl olduğu ilgili burada bahsediyor. E, şüphe, şüphelinin ifade tutağı. Burada bir şüpheli var ve onun ifadesinin şöyle bir tutanağı var. Ondan Bahsediyor. Ee, yine başka bir şüphelinin yine ifade tutanağı var. Adli tıp kurumunun verdiği e, ne var? Bir e, otopsi sonucu, otopsi raporu var bu şekilde. Ee, yine gizli dedikleri böyle bir otopsi sonucunun devamı şeklinde. Yine bir şüphelinin ifadesi. Yine başka bir şüphelinin ifadesi. Bu ifadeleri okuyorsunuz tabi bunlar sizi götürüyor. Evet, şüphelinin telefon incelemesi sonrası bulunan dosyalar. Burada bir e, şifre ortaya çıkıyor. Bu şifreyi çözmeniz isteniyor. Yine şüphelinin ifade e, tutanağı. Başka bir şüphelinin ifade tutanağı. Burada olayda şüphelilerin bütün ifadeleri e, soru cevap şeklinde alınmış. Böyle ifadeye alan ifade sahibi diye. Başka bir e, ifade, şüphelinin ifadesi. Ve e, banka hesap dökümanı e, o kişinin yaptığı e, son zamanlarda yaptığı işte e, harcamalar bankasına kredi kartına ya da banka kartına ait e, döküman bunda böyle bir yer alıyor. E, netice itibariyle sizden e, bütün bu ifade tutanaklarını okuyarak e, ipuçlarını da takip ederek bu olayı çözmeniz bekleniyor. Başta gösterdiğim kağıtta e, yine ipuçlarına, sonra neticeye yani doğru çözdünüz mü, ya da doğru yaptınız mı diye ki e, ipuçlarını doğru takip ederseniz sizi doğru bir şekilde yönlendireceğini düşünüyorum. Bu şekilde bir e, A4 baskısına yapılmış e, bir oyun, e, bir dedektiflik oyunu. Bu tarz oyunları sevenler için güzel bir. E, Oyun diyebiliriz. 3 tane de fotoğraf var. İfadelerin tutanakları var ve şöyle bir dosya şeklinde geliyor. Oyunumuz bu kadar. Artık bundan sonrası çözme işi diyeceğiz. Sizlere de bu tarz oyunları seviyorsanız alıp çözme başlayabilirsiniz diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.